Ihlara Vadisi'ni çok güzel gördük. Yeni başladık turumuza da. Buradan başlıyoruz. Aşağı doğru ineceğiz ama görüntüler her taraf büyüleyici. Hislerimiz çok değişik. Eskiden neler yaşanmış, neler görülmüş. Bunları da herkese tavsiye ediyorum. Gelip görsünler. Pişman olurlar gelmediklerine. Biz de pişman olmamak için geldik, gezip göreceğiz. Ihlara Vadisi dünya mirasına giren 7 harikalardan biridir. Hasan Dağ'ın patlamasıyla lavın açtığı bir vadi oluşumu olmuş. Ama bundan önceki buradaki yaşamlarda öncelikle Bizans, Hellenistik ve de en son Rumların yaşadığı söylenmektedir. İçerisinde mağaralar, yeraltı şehirleri, özellikle de kiliseler. Bu kiliselere öncelikle Gürcistan asıllı, yani bu Ortodoks asıllı kesimler geliyor. İleride St. George Kilisesi var. Orada biraz kendilerine göre ayin düzenliyorlar. O döneme ait nasıl bir sistemle işte kayaları oymuşlar, kilise yapmışlar. Ama çok güzel bir kilise yapmışlar. Ve de halen içindeki freskoslar devam etmektedir. Ve de çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin akın ettiğini görüyoruz biz burada işletmeci olarak. Teşekkür ederiz. Bugün Ihlara Vadisi'ne geziye geldik. Çok güzel bir etkinlik. Eğleneceğiz, gezmeye geldik. Ihlara'yı geziyoruz. Neden geldiniz? Neden geldiniz? Daha önce hiç buraya gelmemiştim. Merak ediyordum. Aksaray deyince de aklıma direkt burası geliyor, o yüzden. Ben çok sevdim. Bayağı güzel bir yer. Biz zaten okulla geldik buraya. Güzel yani, ferah bir yer. Ihlara Vadisi'ne günlük ortalama 1500-1000 arası turist ve yerli gelmekte. Güzel, gezilecek yerlerimiz güzel. Yani her türlü imkanlar var burada.